Posta Teknoloji'nin herkese selamlar. Ben Onur Binay. Bu videoda Xiaomi'nin gelişmiş akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi için yüksek görüntüleme sistemleriyle gelen akıllı telefonları Xiaomi 12T ve de Xiaomi 12T Pro'yu detaylı bir şekilde inceliyorum. Xiaomi her yıl birçok akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bu nedenle yeni sürümlerin şirketin ürün yelpazesinde nerede durduğunu anlamak zor olabilir. 12T serisi ise amiral gemisi modellerini içeriyor. Bizim de buradaki odak noktamız serinin giriş modeli 12T ve de en üst modeli 12T Pro. O halde incelemeye tasarımdan başlayalım. Daha önce de dediğim gibi 12T serisi, Xiaomi 12T serisi birinci sınıf cihazlara sahip. Hem Xiaomi 12T hem de 12T Pro ayrıntıdaki küçük farklılıklara rağmen genelde aynı tasarıma sahip arkadaşlar. Mat tasarım ve cam arka kısım sayesinde harika görünüyorlar ve elde de gayet iyi hissettiriyorlar. Kullanımı falan oldukça keyifli bir telefon, zevkli bir telefon. Hem Xiaomi 12T hem de 12T Pro'nun sağ tarafında ses düğmeleri ve güç düğmesi yer alıyor. Sağ elini kullanan biri olarak düğmelere kolayca erişebildiğim için bu benim tercih ettiğim düğme yerleşimi diyebilirim. Yani birçok kullanıcı için de bu durum geçerli bence. Son nesilden farklı olarak parmak izi sensörleri artık ekranın altına yerleştirilmiş. Önceden bu sensör güç düğmesindeydi. Ekran altı parmak izi okuyucu da burada gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Ne yazık ki çoğu orta ve üst seviye telefonda olduğu gibi 3.5 mm jack girişi burada da yok. Şarj ve veri transferi için de alt kenarda yer alan USB-C bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. Cihazların arka tarafında güçlü kamera kurulumları var. Buradaki kurulumun görünümü bazı rakip cihazlara kıyasla daha derli toplu duruyor. Ben hani bu son dönemde Xiaomi'nin izlediği tasarımı beğeniyorum. Kamera adası tasarımını beğeniyorum. Xiaomi 12T serisi kamera adası açısından da Xiaomi 12 serisindeki cihazlara da ve epey benziyor arkadaşlar. Renk açısından Xiaomi 12T serisi mavi, gümüş ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Bunların arasından favorin hangisi derseniz mavi diyebilirim çünkü gayet göze güzel geliyor o renk tonu. Genel olarak tasarım basit ama şık tutulmuş. Telefonlar ayrıca Gorilla Glass 5 korumasıyla da sağlamlaştırılmış. Ekran tarafında hem Xiaomi 12T hem de 12T Pro aynı özelliklerle geliyor. Telefonlar uyarlanabilir yenileme hızlarına sahip. 6.67 inç AMOLED panellere sahip. Ekranlar parlak, canlı ve çarpıcı renkler sunabiliyor. Yüksek renk desteği sayesinde de çekilen fotoğraflar, videolar veya Netflix, YouTube gibi servislerden izlenen videolar yüksek görüntü kalitesine sizlere sunuluyor. 2712 1220 piksel ve 446 ppi çözünürlüğe sahip Xiaomi 12T ve de 12T Pro hangi içeriği izlerseniz izleyin keskin ve net görünüyor. Dizi veya film izlerken öndeki kamera deliği de küçük olduğundan göze çarpmıyor. Ve dizi film dışında buradaki ekranlar oyunlar için de son derece kullanışlı çünkü iki panelde 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunabiliyor. Bu telefonun arayüzüne gezinme veya web'de gezinme, oyun oynama ve medya tüketimi için hızlı ve duyarlı olmasını sağlıyor. Ekran dış mekan kullanımı için de son derece parlak. Normalde 500 nit olan parlaklık değeri 900 nite kadar çıkabiliyor. Ekranlar aynı zamanda Dolby Vision ve HDR10+ da destekliyor. Xiaomi 12T serisinde Dolby Atmos destekli çift hoparlör bulunuyor. Bunlar telefonun üstünde ve altında yer alıyor. Ancak Xiaomi 12T Pro'nun hoparlörleri Harman Kardon tarafından ayarlandı. 12T için böyle bir markalaşma ne yazık ki yok. Buradaki hoparlörler oldukça simetrik duruyor bu arada. İkisi için de geçerli. Ses anlamında ise sağlam bas ve tizler sunabiliyor her ikisi de. Ses çıkış şiddeti burada çoğu kullanıcı için yeterli diyebilirim. Baslar ve tizler hissedilir seviyede olsa da orta frekanslar daha baskın diyebilirim. Gelelim şimdi performans konusuna. Performans konusunda cihazlar biraz ayrılıyor çünkü burada farklı işlemciler kullanılmış arkadaşlar. Xiaomi 12T MediaTek Dimensity 8100 Ultra ile desteklenirken 12T Pro Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle geliyor. Ancak şunu belirteyim, her iki işlemci de üst düzey performans ve güç verimliliği sunabiliyor. Yani ikisinde de performans kaybı yaşamıyorsunuz. Xiaomi 12T kendi fiyat segmentindeki en hızlı telefonlardan biri. Hani bu kuşkusuz şu an piyasa için bunu söyleyebilirim. Neden derseniz, Snapdragon 8 Gen 1'e kıyasla CPU ve GPU yani işlemci ve ekran kartı performansı sırasıyla %16.7 ve de %11 oranında artırıldı. 12T'de yer alan Mediatek Dimensity 8100 Ultra chipsetinde de performans ve güç verimliliği bir önceki modele kıyasla %30 oranında yükseltildi. Bu nedenle her iki cihazda aşırı ısınma endişesi olmadan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Hani ben de şahsen kullanımım boyunca herhangi bir ısınma, takılma, donma yaşamadım bu cihazlarda. Xiaomi 12T Pro 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına gelirken Xiaomi 12T ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Ancak Xiaomi 12T'de ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiniz de mevcut. Yani bu alternatifiniz de mevcut. Her iki cihazda da işlemci RAM ve depolama alanıyla üst düzey oyunlar da dahil olmak üzere her görevin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Oyun tarafında Game Turbo adı verilen özellikle doğrudan oyun içinde performansı artıracak bazı araçlara erişebiliyorsunuz ki bunlar oldukça kullanışlı. Oyun oynarken veya çoklu görevler sırasında cihazların arkasının çok ısınmadığını da belirteyim. Bu da önemli bir kriter. Yazılım tarafında her iki telefon Android 12 ve MIUI 13 ile geliyor. Genel olarak MIUI stok Android'e göre daha canlı ve renkli bir arayüz. Simgeler dairesel değil, kare şeklinde. Hızlı ayarlar menüsü de tamamen farklı bir tasarıma sahip. Google uygulamaları da burada ön geliyor ve deneyimin başrolünde yer alıyor. Xiaomi'nin şu anki politikası yani bu güncelleme anlamındaki politikası amiral gemileri için 3 yıllık Android güncellemesi yayınlamak. Yani bu telefonlar Android 13, 14 ve 15 alacak. Yine her iki modelde 4 yıl boyunca Android güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Telefonların bir diğer özelliği de 5G desteğine sahip olmaları, böylelikle gelecek yıl faaliyete geçeceği tahmin edilen 5G şebekelerine şimdiden hazır olacaksınız. Wi-Fi tarafında ise Wi-Fi 6 desteğinin bulunması da memnun edici. Pil konusuna gelelim şimdi. O da şöyle ki iki cihazda yüksek kapasite ve de şaşırtıcı derecede hızlı şarj hızları sunabiliyor. Geçen yıl sadece 11T Pro 120W şarj hızıyla geliyordu ama bu yıl hem 12T hem de 12T Pro 120 Watt Xiaomi HyperCharge teknolojisini sunabiliyor. Her iki telefonlara çıkarılamayan 5000 mAh lipo pil var. Bu büyük pil Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve de Dimensity 8100 Ultra ile normal yoğunluklu bir kullanımda sabahtan akşama bir iş gününü çıkarabiliyor. Günde yaklaşık 6 saat ekran süreniz varsa Pil ömrünüz 2 güne de çıkabilir bu arada. Kutudan çıkan 120 Watt güç adaptörü sayesinde sadece 19 dakikada %0'dan %100'e ulaşabilirsiniz, şarja ulaşabilirsiniz. Ancak maksimum şarj varsayılan olarak açık gelmiyor. Güvenlik ayarları içinden şarj hızını arttır seçeneğini açmanız gerekiyor. Xiaomi bu ayar açıldığında cihazın normale göre ısınacağı uyarısında da bulunuyor. Böyle bir uyarı çıkıyor ekranda. Bu arada söz konusu ayar kapalı olsa da şarj performansı son dereceyi telefon normal bir şekilde açıkken 120 Watt güç adaptörü ile pilin %5'den 80 seviyesine çıkması yaklaşık 21 dakika sürdü. Tabii bu telefonun dikkat çeken diğer bir en önemli özellik kamerası. Xiaomi 12T ve de 12T Pro kamera konusunda epey iddialı. Her iki cihazda da 3 adet sensör var. Arkasında 3 adet sensör var. Birinci sensörleri farklı iken ikinci ve üçüncü sensörler aynı. Xiaomi 12T Pro tam 200 megapiksel çözünürlük sunan Samsung ISOCELL HP1 sensöre sahip. Xiaomi 12T'de ise 108 megapiksellik Samsung ISOCELL HM6 sensör bulunuyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı ve de 2 megapiksel makro lenser ise her iki telefonda da aynı. 200 ve 108 megapiksel birincil kameralar ışık iyi olduğunda parlaklık ve renk canlı açısından fazlasıyla tatmin edici kareler çekebiliyor. Porta çekimlerinde de telefonların ortaya koyduğu performans son derece iyi. Özellikle yapay zeka desteği sayesinde çekim sonrasında yazılım tabanlı işleme yapılıyor ve görüntü en iyi hale getiriliyor. Gece veya iç mekanlarda yapay aydınlatma ile yapılan çekimlerde de sonuçlar gayet başarılı. Düşük ışık ışıkta veya gece çekimlerinde pozlama kararını yapılıyor ve genel olarak iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Gece modu sayesinde daha parlak, düşük gürültülü ve pürüzsüz gece çekimleri yapabilirsiniz. Makro kamera sayesinde 2 cm mesafeye kadar süceye yaklaşarak çekimler yapabilirsiniz. Makro moddayken telefonu biraz sabit tutarsanız çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Xiaomi 12T Pro rakiplerine kıyasla iki yeni özelliğe de sahip. Bunlar Xiaomi Pro Cut ve de Xiaomi Pro Focus. Öncelikle 200 megapiksel ile Xiaomi Pro Cut'ı burada kullanırken büyük bir keyif aldım. Bu ultra yüksek çözünürlükte görüntüyü aldıktan sonra fotoğrafınızı kırpıp değiştirerek her biri ideal pozisyonunuza sahip olan 5 farklı görüntüye dönüştürebiliyor. Pro Focus desteği sayesinde de yaptığınız çekimlerde odağı koruyabiliyorsunuz. Gelişmiş yazılım algoritmalarını kullanan 12T Pro, kullanıcının odak kaybetmeden hızlı hareket eden nesneleri yakalamasını da sağlıyor. Ön kamera olarak da iki cihazda da F2.2 değerinde 20 megapiksel sensörü var. Bununla yapılan çekimler hani son derece başarılıydı. Yüz güzelleştirme varsayılan olarak yapılıyor. Buradaki portre modu da saç telli, sakal gibi nesnelerin fark edilmesi ve arka planın bulanıklaştırılması konusunda gayet iyi. Düşük ışıkta veya loş ortamlarda da kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. Video tarafında ise seçenekleriniz gayet zengin. Neden derseniz Xiaomi 12T Pro sahnede 24 kare hızında 8K video kaydı yapabiliyor. Xiaomi 12T'de ise maksimum 4K 30 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. Ama hani bu da gayet yeterli. Ben 12T Pro'da dahil genellikle 4K 30 veya 60 FPS çözünürlükte video kaydı aldım. Çünkü 8K'yı PC'de işlemek bazen zor olabiliyor. 60 FPS'lik video kayıtları hem çözünürlük hem de akıcılık ve gerçeklik konusunda en dengeli seçim gibi görünüyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Burada optik ve elektronik görüntü sabitlemenin de yardımıyla yine sabit görüntüler çekebiliyorsunuz. Ses kalitesi nasıl derseniz o da gayet yüksekti arkadaşlar. O halde sonuca bağlayacak olursam Xiaomi 12T ve 12T Pro ikisi de gerçek Android amiral gemisi deneyimini sizlere sunabiliyor. İşlemci performansları, uygulama çökmeleri veya takılmalar olmadan gayet akıcıydı. 6.67 inç AMOLED ekranında bir şey izlemek ya da oynamak 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme ile birleştiğinde harika görünüyor. Üçlü arka kamera üst segment bir akıllı telefondan beklediğiniz seviyede fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Ön kamera için de aynılarını söyleyebilirim bu arada. Yani o da gayet başarılı işini iyi bir şekilde yapabiliyor. Telefonlar pil tarafında da çoğu kullanıcının beklentilerini karşılayacaktır. 120 Watt Xiaomi HyperCharge gerçekten etkileyici. MIUI 13'te de iyi bir kullanıcı deneyimi sizlere sunuluyor. Toparlayacak olursam şık tasarımı, malzeme kalitesi ve etkileyici teknik özellikleriyle Xiaomi 12T ve 12T Pro klasik bir amiral gemisi telefon kullanmalısını sizlere yaşatıyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çeken, içerik tüketimine yoğunlaşan, rahatlıkla video izlemeye veya oyun oynamaya imkan sağlayan bir akıllı telefon istiyorsanız Xiaomi 12T ve de 12T Pro modellerine bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Xiaomi 12T ve de 12T Pro modellerini anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.